Cumhuriyetimizin 100. yılında Pegasus Havayolları gerçekten çok farklı bir tanıtım kampanyasına imza attı. Teslim aldığı 100. uçağını çok özel boyadı. Kuyruğunda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti altında imzası. 100. uçağını bu boyamayla teslim aldı. Bu bir Airbus A321 Neo tipi yolcu uçağıydı. Neden bu uçağı tercih etti? Özellikleri nelerdir? Pegasus bu A321 neo'ları nasıl kullanıyor ve bu model farklı bir şekilde evriliyor bugünlerde nereye doğru gidiyor? İşte bu programımızda A321 neo'yu birlikte tanıyoruz. Pegasus hava yolları büyüyen filosunu planlamak, şekillendirmek üzere Airbus'la çok önemli bir e, sipariş anlaşmasına imza atmıştı ve bu sipariş opsiyonları yani kesin siparişe çevrilebilir toplamıyla 100 uçağı bulmuştu. Geçtiğimiz günlerde bu 100 uçağının da üzerine çıktı Pegasus ve toplam 36 adet daha A321 Neo siparişi verdi. Aslında Neo'ların hikayesi 1980'li yıllara kadar gidiyor. O yıllarda Airbus'un iki modeli vardı. Biri A300, ikincisi de A310'du. A310'u Türk Hava Yolları'ndan hatırlayacaksınız. Ve bunun üzerine üçüncü bir model için çok farklı bir tasarıma imza atmıştı. Boeing 737'lerin rakibi olacak. Tek koridorlu bu yolcu uçağı ortalama 150 ile 180 koltuk arasında olacaktı ve 1980'lerin sonunda havacılık dünyasına çok iddialı bir model olan A320 serisi çıktı. Bu uçak fly-by-wire olarak adlandırılan kablolu uçuş sistemine sahipti ki benzer sistemler F-16 ile askeri havacılık dünyasına girmişti, tek koridorluydu, ekonomik uçuş operasyon maliyetlerine sahipti ve kokpitindeki bilgisayar sistemleri öne doğru çıkıyordu. 320 Airbus'un havacılık sektörüne getirdiği çok önemli bir e, yüksek bir seviyeydi ve bu seviyeyle birlikte rekabette farklı bir boyuta doğru evrilmeye başladı. Airbus uçağın A320 temel modelinin üzerine biraz daha gövdeyi uzattı ve 321 modelini geliştirdi. Burada da tek sınıfta yolcu kapasitesi 220'ye kadar çıktı. Gelen talep üzerine uçağın daha küçük 319, biraz daha küçük 318 modellerinde imal etti. 2010 yıllarına geldiğimiz zaman artık Airbus bu uçağı modernize ederek daha yeni motorlarla daha düşük uçuş operasyon maliyetleri ve tabii ki daha az yakıt harcamasıyla birlikte Neo modelini geliştirmeye başladı. Bunun için de hava yollarına iki farklı motor seçeneği sundu. Bunlardan bir tanesi Amerikan ve Fransız ortaklığındaki CFMI şirketinin Leap 1 motoru. Diğeri de Pratt Whitney Amerikalı imalatçının geliştirdiği PW1100G motoruydu. Ve havayolu şirketleri çok ciddi sipariş vermeye başladılar. Bunun karşılığında da Boeing 737 Next Generation modelini yeni motorlarla modernize etti ve 737 Max ailesi gelişimini tamamlayarak hava yollarının beğenisine sunulmuş oldu. Ancak 737 Max'lerin ne yazık ki yazılım problemi nedeniyle iki ölümlü kaza arka arkaya gelmesi nedeniyle satışlarında bir miktar duraksama oldu. Boeing çok ciddi bir yatırım yaparak bu yazılımları adeta baştan yazdı ve şu an piyasada tek koridorlu uçak pazarında iki önemli imalatçı var. Bir tarafta Boeing, bir tarafta da Airbus. Şimdi diyeceksiniz ki geçtiğimiz günlerde Komak Çinli imalatçının C919 uçağını anlattın. Evet o uçak da bu üçüncü ortak olarak bu pazara giriyor ama uluslararası sertifikasyonu henüz bu uçağın yok. Bu açıdan Çinliler biraz bekleme odasında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Airbus yeni A320 Neo ailesinde çok ciddi sipariş almaya başladı. Ve enteresan bir şekilde uçağın o büyük modeli A321 Neo çok ciddi ilgi çekti. Bu uçakla ilgili kabinde bir takım değişikliklere gidildi. Daha ince koltuklar, daha sıkışık düzen, ek acil çıkış kapıları derken uçağın kapasitesi tek sınıfta 240 koltuğa kadar yükseltirdi. Bunun için Avrupa'nın ortak havacılık otoritesi EASA 240 limitini koydu. Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA 250'ye kadar çıkardı. Tabi burada e, bu uçağa sipariş veren Pegasus da akıllı bir adım attı. Ve uçağın koltuk kapasitesini tek sınıfta 239 olarak limitlemiş oldu. Peki neden daha büyük yolcu uçaklarına doğru gidiyor? Hava yolu şirketleri neden bu konuyla ilgili talep gösteriyorlar? çok basit işin maliyet boyutu var. Düşünün 50'de bir yolcu uçağınız var. 150 koltuklu. Bütün giderlerinizi 150'ye bölüyorsunuz ve koltuk maliyetiniz çıkıyor. E bunu 200'e bölerseniz maliyetler daha da düşüyor. Eğer bunu 239'a böldüğünüz zaman bu maliyetler çok daha düşük hale geliyor ve rekabetçi bilet satış fiyatlarına sahip oluyorsunuz. Bu da tabii ki yolcuya erken satın alırsa daha uçuşuyla ilgili değişiklik yapmazsa veya işte bagaj limiti olmadan ben seyahat edeceğim derse bu yolcuya düşük fiyat olarak yansımaya başlıyor. Bu nedenden dolayı da Pegasus son dönemde uçak tercihlerini daha büyük gövdeye sahip A321 Neo'lara çevirmiş durumda. Havayolu şirketleri açısından rekabet çok önemli ama şirketler bir yandan da bu uçakların menzilleri uzayarak daha uzak noktalara da sefer yapmak istiyorlar. Konuyla ilgili olarak Airbus A321'in 320 XLR Extra Long Range yani daha uzun menzile sahip bir modelini daha geliştirdi. Ve bu uçak da 20 farklı hava yolundan kısa sürede 500'ün üzerinde sipariş alma başarısı gösterdi. Bu uçak için gövde altına 3 farklı noktaya ek yakıt tankı kondu ve bu yakıt tanklarının her biri yaklaşık 3000 litre civarında yakıt sağlıyor ve böylelikle uçağın menzili 8700 kilometreye kadar çıkmış durumda. Peki bu uçağı kim alacak sorusu geliyor? Bu uçağı özellikle Kuzey Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya sefer yapan havayolu şirketleri tercih edecek. Normalde bu uçuş rotalarında geniş gövdeli büyük uçaklar operasyon gerçekleştiriyor. Ufak uçaklar ise daha düşük maliyetlere sahip uzun sürede havada kalabiliyorlar ve yolcuya uygun bilet fiyatı imkanı veriyorlar. Yakın zamanda low cost olarak adlandırılan düşük maliyetli havayolu şirketlerini bu tür hatlarda uçmaya başlayacaklar ve böylelikle uzun uçuşlarda da rekabetin artması bilet fiyatlarını olumlu olarak yani aşağıya çekmesi mümkün olacak. İsterseniz gelin A321 Neo ile A321 XLR modellerini bir karşılaştıralım. Farkları neymiş beraber görelim. A321 Neo'nun tek sınıfta koltuk kapasitesi 240. Bu durum A321 XLR'de 220'ye iniyor. Maksimum kalkış ağırlığı Neo'da 97 ton. A321 XLR'de 101 ton yani yaklaşık 4 ton fark var. Yakıt kapasitesi ise A321 Neo'nun hava talebine göre bu ayarlanıyor. 23.700 litreden 32.940 litreye kadar çıkıyor. A321 XLR'de ise bu miktar 32.940 litre olarak sabitlenmiş durumda. Her iki uçağın da seyir hızı saatte 833 kilometre. Menzil olarak düz A321 Neon'un 6480 kilometre. Bu mesafe A321 XLR'de 8700 kilometreye kadar çıkıyor. Her biri yaklaşık 3000 litre olan ek yakıt tankları gövde altına konulduğu zaman tabi uçak ağırlaşmaya başlıyor. Bunun için de Airbus çeşitli adımlar atmış durumda. Örneğin kanatta kalkış sırasında kanat alanını büyüten düşük süratlerde uçağın havada tutunmasını sağlayan flaplar için A321XLR'de farklı bir pozisyon oluşturulmuş durumda. Aynı zamanda daha kuvvetli, daha ağırlığı kaldırabilen iniş takımları da bu uçak modelinde yer alıyor. İlginç de bir bilgi verelim. Normalde bir A321 Neo'da tuvalette kullanılmak üzere 200 litre su konuluyor. Fakat bu uçak uzun menzilli uçuşa gideceği için ve tabii ki tuvaletler çok daha yoğun kullanılacağı için taşıdığı temiz su kapasitesi 200 litreden 400 litreye çıkartılmış durumda. Ek yakıt tankları ile ilgili olarak tabii ki bu tankların çok kuvvetli yapılması lazım. Neden? Ağırlığa dayanması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Airbus ve EASA Avrupa Havacılık Otoritesi bir araya geldi ve EASA e, bu yakıt tanklarının güçlendirilmesini istedi. Bu da yaklaşık 300 ila 500 kilogramlık ek bir Ağırlık getirecek a 321 e veya Airbus mühendisleri bunlarla ilgili çalışmaları yaptı ve önerilerini EASA'ya sundular. Onaylanmasının arkasından bu e, uygulama uçaklara gerçekleştirilecek. Peki performansı bu nasıl sağlayacak? Bu da çok önemli bir nokta. Geçtiğimiz günlerde Airbus'un test uçağı A321XLR özel bir sefere çıktı. Bu sefer sırasında toplam 15 uçuş gerçekleştirildi ve 100 saatten fazla da uçuş yapıldı. Toplam 10 gün süren rota kanıtlama uçuşu sırasında uçağın 8-9 saat havada kalabildiği ve emniyetle içinde de yolcular var tabi Airbus çalışanları var. O yolcularla İstenilen noktalardan emniyetle diğer noktaya gidebildiği, bunu da ekonomik bir şekilde yaptığı açıkçası ortaya konulmuş oldu. Gerçekten 500'ün üzerinde sipariş almış çok önemli bir model. Ben eminim ki hizmete girdikten sonra ki muhtemel 2024 içerisinde uçağın teslimatı planlanıyor. Bu açıdan A321XLR e, havacılığa yeni bir boyut getirecek. İşte Pegasus gibi... EasyJet gibi şirketlerin Avrupa'dan veya Amerika'dan çeşitli low cost düşük maliyetli hava yollarının uzun menzilli uçuşlar yaparak daha düşük bilet fiyatlarıyla yolculara bilet satması mümkün olu mümkün hale gelecek. Bakalım büyük şirketler işte Türk Hava Yolları gibi nasıl buna cevap verecekler ben açıkçası merakla bekliyorum. A321 Neo'ların bir başka kullanıcısı ülkemizde Pegasus'un dışında tabii ki Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları da Airbus'ta yaptığı anlaşmayla bu uçağın Pratt Whitney motorlu modelini tercih etmişti. Fakat bu motorla ilgili çeşitli problemler var. Halen devam ediyor. Yıl sonuna kadar Türk Hava Yolları onun üzerinde A321 Neo'yu yere indirecek. Bu motorların çeşitli parçaları değiştiriliyor. Yeni bir motor oturması zaman alacak. Diğer tarafta da CFM gibi 40 yılı aşkın süredir motor üreten bir imalatçı var. Kendini daha ispat etmiş bir motor. Pradhan Whitney bu motorla PW1100G motoruyla silajlık sektörüne adeta tekrar geri dönüş yaptı. Ama motorun olgunlaşması için çok iddialı bir motor. Farklı dişli kutularıyla çok daha uzun ömürlü ve düşük yakıt sarfiyasına sahip. Ama motor ne yazık ki teknik anlamda pek fazla bekleneni vermedi. Türk Hava Yolları'nda gözü Pradhan Whitney'de sonuçta garantileri var bu motorların. Yere indiği zaman bu maliyetlerin imalatçı tarafından karşılanması gerekiyor. Bu da tabii ki bu durumda tüm dünyada Pradhan Whitney'i çok zor durumda bırakmış durumda. Evet bu programımızda sivil havacılıkta A321 Neo'yu size anlatmaya çalıştım. Pegasus Hava Yolları Cumhuriyetimizin 100. yılına Cumhuriyet adını verdiği bu uçakla çok güzel bir jest yaptı. Atatürk'ümüzün e, silüeti kuyruğunda ve e, bakalım Türk Hava Yolları neler yapacak 29 Ekim 100. yıla ben de merakla bekliyorum ama Pegasus gerçekten burada kalpleri fethetti desek yanlış olmaz.